HDP HDP siyaseten çok yanlış bir zamanda çok safça bir şey yaptı. HDP mi çok saf teklifi veren milletvekili çok musaf yoksa derinlerde derin bir kavga mı var? Evet, e, nihayetinde bir kavga mı başladı yoksa belli bir strateji üzerinden mi gidiliyor? Şimdi durup dururken HDP'li Garo Paylan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ermeni soykırımını tanı alınması için teklif verdiği söyleniyor. Bakın bununla ilgili çok derin bir analizim var. Bütün bunlar kendi kendine olan şeyler değil. Derinlerde bir şeyler karışıyor. Barış e, tarafsız haber desiniz. HDP'li vekilin soykırım teklifi HDP ile Millet İttifakı aktörleri arasında zihinsel kopukluğa işaret ediyor. Hiç mi taktik bilmezler? Bence her şey bilerek ve kasıtlı yapılıyor. Blöf ya da uyarı olabilir ya da bir takım derin devlet aktörleri birlikteliği bozmak istemektedir. HDP'li vekilin soykırım teklifi böyle bir dönemde safça muhtemelen derin devlet aktörlerinin HDP'siz seçenek üzerinde yapmış oldukları bir kurguya yönelik olarak oyun bozanlık olabilir. Bu blöfle bizi zihinsel olarak kopartırsanız Erdoğan'a rejimi teslim ederiz mi diyorlar. Bakın burada tepkiler başlamış. Evet bakın öncelikle şu tepkiyi size aktarayım sonra yine yorumum gelecek. Cemal yurt az önce bir tweet attı. HDP'li Garapaylan 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Anlaşılan meclisleri karıştırdın. Burası Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyorsun. Türk milletine yönelik bu çirkin tavrını lanetliyorum. Hadsizlik yapıyorsun demiş ama benim yorumumla geliyor. Bakın. Burada tepkiler başlamış diyorum. HDP bu kadar saf olamaz. Bilinçli bir blok bu. Ermeni meselesiyle ilgisi yok. Ermeni meselesi üzerinden taktik yürütülüyor sadece. Gerginlik arttırılıyor. Ama neden? Peki neden? Muhalif aktörler arasında mı? Yoksa HDP yani Kürt aktörleriyle Erdoğan arasında mı bir pazarlık ya da anlaşma var? Burasını bilemiyoruz ama şu yorumunda mutlaka dinlemelisiniz. Bakın derin devlet aktörleri arasında bir pazarlık olabilir diyorum. Siyaset bu kadar safça yapılamaz. Aşağılarda bir yerlerde derin pazarlıklar dönüyor ve demişim ki yandaşa manşet hazır. Sonuç derinlerde bir kavga var. Umarız 7 Haziran 1 Kasım süreci gibi olmaz. Tarafsız haber barış biner.